Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde Steel MS250 motor testereyi tamir edelim. Buna benim çalışanlardan Adem bakmış. Motorun karbüratör falan ayarları falan yaptık, temizliğini yaptık. Motordan aşırı benzin geliyor dedi motora. Bakalım neleri varmış. Bu ihtimallerden biri karbüratör iğnesi yapar genelde. Bakalım öyle mi? Önce bir çalıştırıp test edelim. Motor hemen stop etti. Şimdi cikliği çekiyoruz, motor çalışıyor. Cikliği kapattıktan sonra tekrar stopa gidiyor. Şimdi ilk önce ayarlarından yakıt ayarını açayım. Yakıt ayarı. Her neredeyse yakıt ayarı. L vidası, rolantide 2. Rolantide çalışmıyor. Cikliği kapattım mı stop ediyor. O yüzden rolanti yakıt ayarını açalım. Tamam. Şimdilikle yapıyoruz. Yine stop etti. Biraz daha açalım. Biraz daha açalım. Karbüratör yine pozisyonu bozulmuştur. Evet arkadaşlar, motor iyi temizlenmiş. Yalnız ayarı yoğulmamış galiba. Bir de ağaç üzerinde test edelim. Oh.
karbüratörü bir ele alayım. Bakalım ne gibi hatalar, ne gibi eksikler var. Görelim beraber. Sıkıyorum motoru testlere. En çok şikayet edilen kısmı şu starteri. Starteri çektiğiniz zaman tak diye takılıyorum. İnsanın koluna atıyor ya da starter makarayı bozukturuyor, tırnağı bozukturuyor. Ulan testlere tamir yapmadım. Yani testlere tamir yapıyoruz da ufak tefek tamirle, bir de pek video yapmadım. Videolara vakit bulamıyoruz. Çünkü testlere tamirleri çok az izleniyor. Bakalım. Yama karbüratör. Bakalım neler çıkacak. Karbüratör de yeni görülüyor. Bezi getireyim buraya. Bakın bu filtrelerde çöp göremezsiniz ama gördüğünüz gibi arkadaki ışığı görmüyorsunuz. Işığı, arkadaki ışığı görmediğin için bakın neler olmuş. Benim filtresi tamamen tıkanmış. Evet, bu filtreyi temizledik. Bir de arka tarafına bakacağım. Bunun benzin filtresini de değiştirmem gerekebilir. Çünkü karbüratör iç filtre tıkandığına göre benzin deposundaki filtre kalitesiz olduğunu gösteriyor. Motor böyle benzin filtrede böyle tıkanık olduğu zaman ilk gaz yereme belli bir süre sonra gaz yememeye başlar, boğulur. Yani burada gaz yiyor, oraya gittiğin zaman karbüratör içindeki süzgeç tamamen tıkanmış olur, oradaki pislik iyice kapatmış olur. Ondan sonra motor eder ve ondan sonra istopa kaçabiliyor. Bakın bu ayarda çok aşağıya bakmış, çok aşağıya, daha yukarı olması lazım. Bakalım karbüratör seviyesine gelecek. Evet, düzleme bu şekilde, bakın aynen böyle olacak. Şimdi gördüm. Geri kapatalım. Karbüratör motor daha yeni. Karbüratör bu kadar kısa sürede tamir takımını bozmaz. Arda sebebi karbüratör ters geçi, içindeki filtre tıkanmış, karbüratörün içindeki. Şimdi bunu takıp deneyelim. Motor çalışacak mı beraberce görelim.
Tamam. Görüyorum kamera. Şimdi bu karbüratörün rölanti vidasının tam orta kısmı alayım. Şöyle bir çıkarayım önce. İşte şu rölanti vidasını görüyorsun, konik kısmını. Orayı ortaya alacağım, normale getireceğim yani. Aldım. Tamam, orta kısma geldi. Ondan sonra çalıştırıp rölantideki benzin değerini yapacağız. Yani gaza basmadığınız halde çalıştığı hal rölantideki benzin değeridir. Kameraya yanaştı. Ayar deneyelim. Ne açıyorum?
rulantteki ayar yaptık. Rulant ayarını yapmıştık. Rulantteki benzin ayarını yaptık. İnce durduk. Şimdi hızlı yani gaza bastığınız halde ayarı H vidasından ayar yapacağız. Bakalım. Dönmüyor bayağı. Kitlemişler mühürlü bir de sıkı motor. Motor bu şekilde çalıştıralım. Rulantı 3500 yüksekliğe ve değilse 14.500'e kadar çıkabiliyor ama vidayı mühürlemişler, fabrika mühürü. Şimdi motorda duman çıktığından dolayı enkör. Yani her vidası ayar yeterlidir. Yeterli görüyorum. Motor hızlı ama torksuz olabilir. Bir bakalım şimdi, deneyelim. Ah!
Arkadaşlar, motor tamam, kesiyorum ama zincir yağlamıyor. Buna da bir bakayım ne varmış. Yepyeni motorun vidasına bakın, cıvatasını, orijinal cıvatasını değiştirmişler ya da düşürmüştürler. Sonradan normal testlere cıvatası takıyorlar. Evet, 19 kayıp olmuş mu? Dokuz okmayla yaptığında. Bakalım zincir neye yağlamıyor. Zaten bunlar çok az yağlama yapıyor. Ayarlıyor bunlarda. Yağlama sıkıntı zor oluyor. Bizim özellikle bizim Türkiye'de benzin temiz kullanmadılar, yağ temiz kullanmadılar. Bu motor hiç olmaz bu şekilde. Hiç yağlamamış bakın, yağ hiç gelmemiş. Havada yapmış olabilir. Bakalım dişte bir şey var mı, herhangi bir şey. Görelim bakın, burada da toz var, kabuk var. Şey var mı bakacağız. Ya dişte herhangi bir şey yok. Pompayı da sökmemiz gerekebilir.
Bu ne ya? Benzin koymuşlar buraya hepten. Benzinmiş bu ya. Ben de yağ salıyorum ama benzin koymuşlar buraya. Şu pitleri de bir çıkarayım. Yağ koymak yerine benzin koymuşlar ama benzin de vermiyor bu. Boru da çok ince. Hemen kırılmıyor müsait. Bunda da tıkanık bu, tıkanık. Yağ yerine benzin koymuşlar buna. İnceltmek için mi koymuşlar acaba? Neyse bu da iyi. Şimdi bir vidayı pompayı çektirip bakayım. Daima bunlar çökerken nasıl çöktüğünü de dikkat edin. Ters takabilirsiniz. Kanal kısmı öne doğru geliyor. Zaten delikleri belli oldu. İçeri baktığınız zaman deliği görebilirsiniz. Burada delik arkada. Arkada delik var. Zincire veriyor yağı. Buradan ise depodan geliyor. Böyle kanaldan geçiyor. Deliğe gidiyor. Arkadan geri veriyor. Şimdi buna da bakalım tıkanık var mı diye. Bunda da herhangi bir şey yok ama boşu açmışım. Yakıta bakmıştım var mı diye. Vardı yakıt ama yakıt benzinmiş. Belki ince şeyleri, ince yakıtları, benzinleri almayabilirim. Yukarı çekeyim. Çok aşağı gitti. Hatta bu itecek olan bu parça. Yeterli kadar itecek olan parça bu. Heh. Kanal kısmı öne doğru geliyor. Unutmayın bakın kanal kısmı. Bazı motorlarda bu boru çok uzun ve boru kırılıyor. Mesela 170 gelmişti, bayağı uzundu boru. Takıyorsun, boru kırılıyor, benzin yağlamıyor. Ben de boruyu kestim, kısalttım, aynı bunun kadar kısalttım. Ve yağlamamazlık yapmadı artık. Benzin koymuşlar buna. Siz koydunuz benzin. Yok. Sahibi tanımıyor. Burada da o-ring var. O-ring takarken zarar vermemeniz gerekiyor. Hmm.
uçakları jilet gibi yapmışlar. Ede ayağa takıl yok. Mühendis var ki ağaca zaten takıl uğurladığım zaman. Bunlar çok kesiyorlar, zararlı bilmem. Dikkat edin yani elime battığa dönce. Kapağın top kısmı, top ismi yazan yeri yukarı gelsin. Ondan sonra baratayı takıyoruz. Şimdi de kampanayı takalım. Kampanayı. Şey nerede? Fileni açalım. Burada da çıt var. Gördüğünüz gibi ona dikkat edin. Geçmesi için hemen burada üstte de çizgi var. Çıtın olduğu yerde üstte çizgiyi görüyorsunuz. Hemen telin üzerine gelecek. Daha yine eğer bunu takamazsanız yani yanlış takarsanız o çit dediğim yeri depoyu delebilir. Buna dikkat edin. Çünkü diğer çalıştığım yerde bir kardeşimiz vardı. O kendi yapmaya çalışmıştı. Depoyu delmişti. Kalanın deliklerini temizleyeceğiz. Bunlarda da hiç temizlenmemiş. Bakın. Yağlamamış. Benzin niye koymuş ki? Yanlış mı koymuş bilmiyorum. Ya da ince yapmak için mi koymuş? Belli değil. İncil yağlamamasına rağmen motor gayet güzel kesti oldu. Örtümünü işte.
Şimdi bu zincir yağları motor hiç yağlamadıysa, yani yağlamıyorsa ya da sıfırsa, yağını depoya full dolduracaksınız. Kapağını hızlı yine kapatacaksınız. Bu şekilde yağ basınç yapacağından dolayı hava yağlamış olacak. Evet bakalım zinciri yağlıyor mu? Başladı türünde. Geç kamerayı. Power bantla. Bakalım zinciri halen yağlıyor. Şimdi güzel oldu. Yukarı yapayım. Evet, böylece zinciri yağlıyor. Tamamlanmış yağ. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, sonuç olarak spil ms içi üzerinde motoru testleri karbüratör tıkanmış. Onu yaptık, ayarlarını beraberce yaptık. Ondan sonra da uzun kesmeyi denedik, zincir yağlamıyormuş. Zincir, bunda pompayı falan çöktük ama gerek yokmuş. Buradan baktığım zaman yağ var gibi göründü. Yağ değilmiş ya, benzin koymuşlar. Benzin ince olduğu için pompalayamaz. Çekemez. Faz deyince gelir, bu yüzden yağlamaz. Sahibi umarım, sahibi bundan sonra dikkat eder. Neyse, sonunda MS-250 motorlu testleri tamir ettik. Bundan sonraki doğru görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.